Ayşe ailesiyle televizyonda film izlerken bir sahnede oyunculardan birinin trenin gelip gelmediğini anlamak için kulağını demir yolundaki raylara dayadığını görüyor. Ayşe nedenini merak edip ertesi gün öğretmenine sorduğunda öğretmeni Ayşe'den kulağını masanın ucuna koymasını istiyor ve masanın üzerine hafifçe vuruyor. Buna göre öğretmenin yaptığı deneyde Ayşe'ye kazandırmak istediği bilgi aşağıdakilerden hangisidir? Ayşe'nin kulağını masanın ucuna koyup masaya vurmasının sebebi sesin maddesel ortamda yayıldığını göstermek. Çünkü masa katı bir maddedir. Bu yüzden D'ye baktığımızda ses maddesel ortamda yayılır doğru bir ifade olacaktır. Aşağıdaki görsellerden hangisinin sesin maddesel ortamda yayılmasına örnek verilebilir? Baktığımızda yakından geçen uçağın camları titretmesi, futbolcunun topa vurması, paraşütle uçma ve havuzda yüzme olarak vermiş. Yakından geçen uçağın camları titretmesi sesin dalgalar halinde yayıldığını gösterir. Gaz ortamda yayılıp camları titretecektir. Böylelikle cevap A olmalıdır. Yukarıdaki düzenekte çalar saatin sesinin üç ortamdan geçerek duyulması amaçlanmıştır. Ancak düzenekte hedeflenen ses duyulmamaktadır. Düzeneğin sağlıklı şekilde çalışması ve çalar saatin sesinin duyulması için aşağıda bazı işlemler önerilmiştir. Bu önerilerden hangileri yapılırsa ses en iyi şekilde duyulur. Düzeneğe baktığımızda su, boşluk ve demir ortamı var. Ses sadece maddesel ortamlarda yayıldığı için su ve demir de duyulabilir. Ancak boşluk maddesel bir ortam olmadığı için boşluk ortadan kaldırılmalıdır ya da maddesel bir ortama dönüştürülmelidir. Böylelikle 1, 2 ve 3'e baktığımızda boşluklu ortam kaldırılmalıdır. Doğrudur. Boşluklu ortam hava ile doldurulmalıdır. Doğrudur. O zaman gaz haline dönüştürecektir. Demir yerine sıvı bir ortam eklenmesi herhangi bir değişiklikte bulunulmaz. O yüzden cevap 1 ve 2 olacaktır. Yukarıda numaralandırılarak verilen madde ve ortamlardan hangileri sesi iletebilme özelliğine sahiptir? Ses sadece maddesel ortamlarda iletilir. Böylelikle alkol, sünger ve deniz bir madde olduğu için ses iletilebilir. Ancak uzay bir boşluk ortamı olduğu için ve maddesel ortamı olmadığı için uzayda iletilmeyecektir. Böylelikle cevap B şıkkıdır. Verilen soruların doğru cevapları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Kulağımızı masaya koyduğumuzda duyduğumuz ses ile havada duyduğumuz ses aynı mıdır? Değildir. Maddeler değiştiği için ses de değişecektir. Aynı kaşıkla farklı maddelerden yapılmış tabaklara vurulduğunda farklı sesler mi işitilir? Evet, doğrudur. Davula tokmakla vurduğumuzda sesi duymamızı sağlayan ses kaynağı tokmak mıdır? Hayır, tokmak değil, davuldur. Böylelikle cevap D olacaktır. Öğretmeni fen bilimleri dersinde doğru yanlış sorusu sormuş. Öğrencilerden verilen ifadelerden doğru olanların karşısına D, yanlış olanların karşısına Y yazmalarını istemiştir. Ayrıca öğrencilerine verdikleri her doğru yanıt için 5 puan alacaklarını, yanlış cevapların ise değerlendirilemeyeceğini söylemiştir. Efe'nin sınav kağıdında verdiği yanıtlar yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre Efe sınavın bu bölümünden kaç puan almıştır? Sesin yayıldığı cisme ses kaynağı denir. Doğrudur. Efe doğru yapmıştır. Dünyadan uzaya gönderilen ses yayılır. Yayılmaz çünkü maddesel bir ortam değildir. Efe de doğru yapmıştır. Ses doğrusal bir şekilde yayılır. Hayır, ses dalgalar halinde yayılır. Ancak Efe doğru dediği için yanlış yapmıştır. Böylelikle Efe 10 puan almıştır. Ayçin öğretmen ses kaynakları üzerine bir araştırma ödevi verip herkesten görsellerle örneklerin sunmasını istemiştir. Ertesi gün derse gelen Büşra ödevini sunarken yukarıdaki dört görseli göstererek ses kaynaklarının ikiye ayrıldığını ve kendisinin getirdiği örnek gösterilen yapay ses kaynaklarının olduğunu dile getirmiştir. Ancak öğretmeni Büşra'nın bir görselde hata yaptığını söylemiştir. Buna göre hatalı görsel aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Baktığımızda Büşra yapay ses kaynaklarını getirmesi gerekiyordu. Ancak kuş sesi yapay değil doğal bir ses kaynağı olduğu için cevap B olacaktır.
Müzik öğretmeni Ali öğrencilerine enstrümanları tanıtırken aynı notalardan oluşan bir şarkıyı önce keman ile sonra da gitar ile çalmıştır. Bunun üzerine öğrenciler Ali öğretmene şarkının aynı notalarla çalınmış olmasına rağmen neden farklı sesle duyulduğunu sormuştur. Buna göre Ali öğretmen öğrencilerine aşağıdaki cevaplardan hangisini vermiştir? Enstrümanlara baktığımızda farklı enstrümanlar olduğunu görüyoruz ve bunun sebebi enstrümanlar değiştiği için ses kaynakları da değişmiş oluyor. Böylece cevap Ceyhan olacaktır. Öğretmenin tahtaya yazdığı soruyu cevaplamak için söz alan aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir? Baktığımızda sesin özellikleri nelerdir diye sormuştur öğretmen ve cevaplara bakalım. Ses bir enerji türüdür, doğrudur. Ses bir kaynaktan çıkar, doğrudur. Ses dalgalar halinde yayılır, doğru bir ifadedir. Ancak ses uzayda yayılmaz. Çünkü uzay bir boşluk ortamıdır. Ses sadece maddesel ortamda yayılır. Bu şekilde cevap C olacaktır.